Almanya'nın başkenti Berlin'den herkese merhaba. Neden mi buradayız? Burada olmamızın tek bir sebebi var. O da teknoloji. Yine teknoloji peşine düştük. Teknoloji her yerde diyoruz. Teknoloji peşinde Almanya'nın en büyük fuarı, hatta Avrupa'nın en büyük fuarına geldik burada. Tüketici Elektronik Fuarı İFA'dayız. Bu fuarın en büyük özelliği dünyadaki birçok teknoloji şirketinin geliştirdiği yeni ürünleri, bütün yenilikleri bu fuarda sergiliyor olması. Biz de birazdan fuara gideceğiz ve bu yeniliklere göz atacağız. Sizler için keşfedeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu fuarın başka bir özelliği daha var. Türk şirketlerinin damga vurduğu bir fuar. Yani Türk şirketlerinin burada en son geliştirdiği yeni ürünleri göreceğiz, keşfedeceğiz. Kısacası dop dolu programla yeniden karşınızdayız. Ben lafı çok da uzatmadan hemen sizi fuara davet ediyorum. Teknoloji her yerde. Başlıyor. Berlin merkezden fuarın düzenleneceği alana, yani IFA'nın düzenleneceği alana geldik. Messe Berlin'deyiz şu anda. Gerçekten çok büyük bir alan. İçeride dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji üreticileri, geliştiricileri, icatçıları. Ya şöyle söyleyeyim size, gerçekten çok heyecan verici bir yer. Hadi hep beraber gelin, bu büyük fuarı keşfedelim. Zamandan tasarruf IFA fuarının öne çıkan konseptlerinden bir tanesi. Şimdi yanında da buna uygun bir ürün var. Bence fuarın en çok ilgi çeken ürünlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz saçımızı yıkadıktan sonra kurutmak için oldukça uzun zaman harcıyoruz. Tabii ki erkekler için değil ama kadınlar için gerçekten önemli bir zaman demek bu. Bu ürün de bu zamanı gerçekten azaltıyor. Şöyle söyleyeyim size, bir başlık yapmış Profucare adında bir şirket. Bu başlığı kafanıza takıyorsunuz ve şu kurutma makinesine benzer cihazı da şuraya yerleştiriyorsunuz ve şu şekilde bastığınızda, şu fotoğraftan da göreceksiniz zaten, bu şişiyor. Şiştikten sonra da saçınızın her yerine eşit şekilde hava veriyor ve saçınızı kurutmanızı sağlıyor. Ama siz saçınızı kuruturken başka işler de yapabilirsiniz. Örneğin dişinizi fırçalayabilirsiniz veya yüzünüze krem varsa krem sürebilirsiniz. Özellikle kadınlar makyajını yapabilir. Gerçekten zamandan tasarruf için bence önemli cihazlardan bir tanesi. Şu anda bu ürün satışta değil ama önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Bu bir konsept olarak, bir prototip olarak bu ürünü çıkartmışlar, fuara getirmişler. Oldukça da ilgi çeken bir ürün. Robotun bu havuzda ne işi var diyeceksiniz. Size şöyle söyleyeyim. Artık balık tutmak için rastgele demenize gerek kalmadı. Çünkü artık robotlar denize girdi, havuza girdi. Balıkları tutuyor ve çıkartıyor. Bu aslında bir sualtı drone'u. Üzerinde kamerası var. Elimde kumandası var. Wi-Fi üzerinden, yani kablosuz iletişim üzerinden bununla haberleşiyorsunuz ve suyun altına daldırıyorsunuz. Üzerindeki kameralarla telefonunuzu buraya koyuyorsunuz. Suyun altında ne var ne yok, hangi balıklar var görüyorsunuz. Şu özellik de var, üzerinde bir olta takımı var. Ufak bir olta takımı var. Yemi de bağlıyorsunuz, balıkların yanına kadar götürüyorsunuz ve balıklar yemi aldıktan sonra drone'unuzu, sualtı drone'unuzu şu şekilde çıkartıyorsunuz. Oldukça da güçlü bu arada. Ve balığınızı tutmuş oluyorsunuz.
Daha önce programlarımızda size cam silme robotlarını anlatmıştık, deneyimlemiştik. Şimdi IFA fuarında da yeni nesil bir cam silme robotuyla karşılaştık. Bu robotun özelliği camın aynı anda her iki tarafını silebilmesi ve bence bir farklılığı da şu, üzerinde herhangi bir vakum motoru yok. Tamamen mıknatısla cama yapışıyor ve bataryası bitmesi durumunda da camdan aşağıya düşmüyor. Gerçekten çok ilgi çekici bir ürün. Akıllı ev teknolojileri artık hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Hatta size şunu söyleyeyim, bizi bizden daha çok düşünmeye başladılar. Tıpkı buradaki fırın gibi. Bu fırın akıllı bir fırın. Öncelikle onu söyleyeyim. Sıradan bir fırın değil, evimizdeki şu anda olan fırınlardan değil. Şöyle bir fırın. Ekranı görüyorsunuz, tıpkı bir akıllı telefonda olduğu gibi renkli bir LCD ekrana sahip. Ama en büyük özelliği de internete bağlanması. Wi-Fi üzerinden. Wi-Fi modeminiz üzerinden internete bağlanıyor ve buradan size yemek tarifleri sunuyor. İçindeki tarifler de internete bağlı olduğu sürece sürekli olarak güncelleniyor. Yani sadece buradaki tariflerle yetinmiyorsunuz. Şu anda içinde 100'e yakın tarif var. Bu tarifleri sürekli sayısını arttırabiliyorsunuz. Şimdi bu akıllı fırınla size bir örnek göstereceğim. Örneğin akşam ben bir et pişirmek istiyorum. Steak olsun. Kilosu da yarım kilo olsun. Ağırlığı etin. Zamanını seçebiliyorum. Pişme zamanını ve üstüne bunun başlama saatini seçebiliyorum. Start'a basıyorum. Ve görüyorsunuz şu anda bir ön ısıtmaya başladı. Ön ısıtmadan sonra etin pişmesi tamamlanacak. Fırının bir başka özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Onun için size fırını açıyorum ve şurada bir kablo göreceksiniz şu anda. Şurada kablo göreceksiniz. Evet, içinden böyle bir alet çıkıyor, aksesuar çıkıyor. Diyeceksiniz ki bu ne işe yarıyor? Şimdi bu ne işe yarıyor? Biraz önce etimizi seçtik. Bunu etimizin içine şu şekilde sokuyoruz. Ve bunun üzerinde 4 farklı sensör var. Bu 4 farklı sensör etimizin ne kadar pişip ne kadar pişmediğini ölçüyor. Ölçtükten sonra da buradaki pişme süresini buna göre ayarlıyor. Gerçekten herhalde bir kullanıcı için en önemli şeylerden bir tanesi olmalı. Çünkü etler bazen içi kırmızı çıkar, seven vardır, sevmeyen vardır ama kullanıcılar için oldukça hayatı kolaylaştıran bir özellik. IFA'da şu anda Beko standındayız. Yanımızda Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü Can Dinçer var. Can Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Can Bey, ürünlere baktığımda hız faktörünün öne çıktığını görüyorum. Biliyorsunuz artık şehir yaşamında, iş temposunda gerçekten zaman çok önemli. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle doğru noktadayız. Zaman çok önemli, değerli. Kaliteli vakti yaratmak istiyoruz. Ailemize, kendimize, çocuklarımıza vakit ayırmak istiyoruz. O zaman ev işlerine harcadığımız vakti azaltmamız lazım. Nasıl yapacağız? İşte mühendisler, işte Ar-Ge, işte şirketler bunun için çalışıyor. Biz de şirket olarak çok uzun süredir buna yatırım yapıyorduk. Gerçekten bugün çok mutluyuz. Niçin? Dünyanın en hızlı yıkayıcı, kurutucu, çamaşır, kurutma makinesini biz üretmiş duruyoruz. Yalnızca Avrupa'da değil, global dünyadaki en iyi rakibimizden çok daha iyi rakamlarla burada Almanya'da tüm tüketicilerin karşısına çıkıyoruz. Can Bey, Arçelik gerçekten çok büyük bir şirket. 145 ülkede ürünleri satılıyor ve bu ürünleri
ve satış ve sonrasında hizmetin veren bir şirket. Şunu sormak istiyorum ben. Ülkelere göre nasıl ürünlerinizi kişiselleştirebiliyorsunuz veya yerelleştirebiliyorsunuz? Evet, burada şu anda 225 ürünümüz var. Niye bu kadar çok ürün var, farklı ürün var? Çünkü 145 ülkede olduğumuz zaman Türk tüketicisine yakın olduğumuz gibi o ülkenin tüketicisine de yakın olmamız lazım. Araştırıyoruz, sürekli araştırıyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. Videolarla, onlarla beraber yaşayarak nerede zorluk yaşıyor onları görmeye çalışıyoruz. Nitekim burada da Türk tüketicisinin mutfak alışkanlıklarından yola çıkarak çok değişik. Bence önümüzdeki 1-2 yıl çok trend olacak bir buzdolabı ürettik ve bunu tüm Türkiye'yle beraber Avrupa ve diğer ülkelerde yaymış olacağız. Müsaadenizle çok hızlı bir şekilde o ürünü anlatayım. Tabii lütfen. Kendi segmentinin en büyük dolabı, en büyük buzdolabını Arçelik üretmiş durumda. 720 litre, evet 720 litrelik bir dev bir buzdolabı ürettik. Evet. Soğutma teknolojisiyle beraber muazzam bir yenilikler getiriyor. Nedir bu? Evet. Türk tüketicisinin sıkıntı şu. Balık alacak, taze sezon açılıyor işte Eylül'de açılacak sezon. Kesinlikle. Taze balık yiyeceğiz ama çok alamıyoruz. Çünkü neden? İşte belli bir süre sonra derin dondurucuya koymamız lazım. Halbuki bu buzdolabımızda özel bir algoritma geliştirdik. Hı. Kendi mühendislerimizin algoritması. Burada çok uzun bir süre balığı, süt ürünlerini veya eti taptaze bir şekilde koruma şansımız olacak. Evet. Bitmedi. Yine Türk tüketicisinin bir alışkanlığı. Farklı otlar, farklı sebzelerle biz yemek yapıyoruz. Yemek yapmasını seviyoruz. İşte sarımsağı, soğanı da bütün yemek ve buna benzer malzemeler buzdolabında duruyor. En büyük sıkıntı kokunun birbirine karışması. Evet. Yepyeni bir filtre sistemi geliştirdik. Hiçbir koku birbirine geçmeyecek ve sağlıklı bir şekilde o tadı, orijinal tadını koruyarak yemekler buzdolabında uzun bir süre kalma fırsatı olacak. Can Bey, Arçelik gerçekten çok büyük bir şirket. Şu anda yanılmıyorsam 145 ülkede hizmet veriyor, ürünleri satılıyor. Bütün kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ürünlerini tasarlarken bu kadar farklı bir ülke yelpazesinde nelere dikkat ediyor? 250'ye yakın ürünle muazzam bir standımızla buradayız. Tamamıyla deneyim üzerine kurduk konseptimizi. Gelecekler, ürünlere bakacaklar, faydalarını bir fiil kendileri görüyor tüketiciler. Faydalarını görecekler. Ondan sonra da ilişkilerimizi daha da güçlenerek devam edeceğiz. Şimdi yanımda Arçelik AŞ Ürün Yönetimi Direktörü Cemil İnan var. Cemil İnan'la bu işin biraz daha teknolojik boyutunu konuşacağız. Hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz fuarımıza. Çok teşekkürler. Cemil Bey, standınızı gezerken teknolojik olarak sınırları zorladığınızı gördüm açıkçası. Şimdi örnek vermek gerekirse davlumbaz ocaklar konuşuyor. Arada bir teknoloji kurmuşsunuz, bir teknolojik altyapısı var. Bakış açınız nedir bu teknolojiyle? Kablosuz ürünlere olan veya akıllı ev ürünlerine olan bakış açınız nedir? Öncelikle tek amacımız müşterinin hayatını kolaylaştırmak. Müşterinin hayatına değer katmaya uğraşıyoruz. Bunun için de elimizdeki bütün teknolojileri bunun için kullanıyoruz. Örnek verdiğiniz ocakla davulumbazın konuşması konusu, kullanıcının bir yemek pişirirken davulumbazın ayarıyla uğraşmasını istemedik. Evet. Bu teknolojik olarak mümkün. İki üniteyi birbiriyle Bluetooth aracıyla konuşturduğumuzda, kablosuz bir şekilde konuşturduğumuzda, örneğin aşağıdaki ayarladığınız güce, kullandığınız ocak sayısına göre davulumbaz kolaylıkla kendini ayarlayıp devrini yükseltip alçaltarak sizin evinizden kokuları uzaklaştırmanıza yardımcı olabiliyor. Bu da çok güzel bir amaç çünkü insanların hayatını teknolojiyle yoğurmak istemiyoruz. Evet. Arka planda teknolojiyi insanların faydasına sunmak için kullanıyoruz. Böyle bir amaçla yola çıkınca da bu tür çözümler geliyor. iPod silent, auf weißem Papier, sagen wir nicht viel von dir, nur ein paar Worte in Zeilen gerückt, teilen wir mit, du suchst dein Glück, suchst
trägst du vielleicht, was ich dir geben kann. Das kleine Glück und Liebe hinten dran. Wenn du weißt, was das bedeutet. Biraz önce mutfaktan, yemek pişirme teknolojiden bahsettik. E tabii ki de çamaşır yıkamadan bahsetmeden olmaz. Şimdi yanımda ilginç bir teknolojiye sahip olan bir model var. Bundan bahsedeceğim. Açıkçası benim günlük hayatta sık sık karşılaştığım bir sorunu da çözüyor. O da şu: çamaşırları yıkadınız ama bir şekilde dışarı çıktınız ve o çamaşırlar makinenin içinde kaldı. Büyük olasılık çamaşırlarınız ya kokacaktır ya da kırışacaktır veya her ikisi olacaktır. Gerçekten çok kötü bir durum. İşte bu makinenin içinde bir hava sirkülasyonu var ve bu hava sirkülasyonu sayesinde içerideki koku, kötü koku dışarı atılıyor. Şuradaki deliği görüyorsunuz. Elimi zaten tuttuğumda burada bir hava akışını çok net bir şekilde hissedebiliyorum. Bu gerçekten kullanıcıların günlük hayatta önemli bir sorunu çözecek bir özellik. Yeni nesil çamaşır makinelerinde dikkatimi çeken yeni bir teknoloji daha var. O teknoloji de Air Therapy. Air Therapy sizin giysilerinizi tazeliyor. Şimdi diyeceksiniz ki tazeleme ne demek? Tazeleme şu anlama geliyor: siz giysilerinizi yıkamadan, kurutmadan, ütülemeden yıkanmış gibi yapıyor. Kokusunu alıyor ve temizliyor. Gerçekten günlük hayatta karşılaşacağımız önemli bir sorunu çözüyor. Dronlar, fotoğraf makineleri, akıllı telefonlar, aksiyon kameralar derken hayatımıza yüksek çözünürlük fotoğraflar, 4K videolar girdi. E tabi bu da doğal olarak bizim depolama kapasitemizdeki ihtiyacımızı arttırdı. Şu ana kadar geliştirilen SD kartlar 256 GB'a kadardı. Ama bu fuarda bu sınırın üzerine çıkıldığını görüyoruz. Şu anda yanımda olan SD kart 400 GB, yani 256 GB'ın oldukça üzerine çıkılmış durumda. Bu da kullanıcıların işini fazlasıyla kolaylaştıracak. İFA'da gezerken gerçekten çok farklı ürünlerle karşılaşmak mümkün. Şimdi yanımda bir tayt var ama bu sıradan bir tayt değil. En büyük özelliği kadınların önemli bir problemi olan selülitlere çare bulması. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl çare buluyor? Şöyle çare buluyor. Tayt'ın içerisinde teller var. Görüyorsunuz 3 boyutlu olarak dokunmuş teller var. Ve bu teller giyildiği zaman kadınların bacak ve basen bölgelerine bir basınç uyguluyor ve kan basıncını arttırıyor. Bu sayede de metabolizma hızlanıyor. Selülitler kan basıncı hızlandığı için kaybolmaya başlıyor veya azalmaya başlıyor. Bu arada başka bir sürprizle daha karşılaştık. Tayt'ı incelerken etiketine baktık ve Türkiye üretimini gördük. Bu da gerçekten bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Arçelik çatısı altında bulunan Grundig markasının şu anda İFA'daki standındayız. Yanımızda Can Bey var. Can Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Can Bey, standı gezerken şu kavramı gördüm ben: sürdürülebilir ev 2.0. Nedir bu sürdürülebilir ev 2.0? Evet, şimdi öncelikle çok kısa Grundig'i bir tekrardan tanıtmak gerekli. Evet. Grundig 72 yıllık çok önemli geçmişi olan marka. Kesinlikle. Ve premium marka. Evet. Almanya'nın göz bebeği. Onun en önemli markalarından biri. Yalnızca Almanya değil, Almanya ve Kuzey ülkeleri. Kısaca teknolojiye çok önem veren kültürlerin markası. Tanınmış marka mı? Evet, çok tanınmış marka. Şu anki son araştırmalarda Almanya'da %98 marka bilinirliği olan bir markayı konuşuyoruz. Evet. Yüksek teknoloji marka bilinirliği olan bir markayı konuşuyoruz. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla gerçekten geri dönüşüme odaklı ürünler var. Çok farklı ürünler var. Bu sürdürülebilir ev 2.0 kavramı altında. Onlardan da bahseder misiniz? Evet. Üstün Ar-Ge yeteneğimizde yine ilklere imza atıyoruz. Çamaşır makinemiz var, 10 kilo.
dram kapasitesi olan. Evet. Nereden yapıyoruz? Bildiğimiz su şişesindeki pet şişeden ürettiğimiz, evet, yeniden dönüşümlü olarak kazandığımız bir çamaşır makinesimiz var. Geleneksel modeller nasıl yapılıyor? Geleneksel modeller bildiğimiz diğer malzemelerle yapılıyor. Hı hı. Fakat burada tamamıyla geri dönüşümden esinlendik. Evet. Yetmedi, süpürgeyi de bu şekilde yapmış şekildeyiz. Evet. Bunlar bir proje, bir konsept değil. Hali hazırda burada fuar alanında görebiliyorsunuz. Yarından itibaren başta Almanya olmak üzere tüm dünyadaki tüketicilerin beğenisini sunacağız. Evet. Yemek atığını da azaltacak ürünler de var. Evet. İsterseniz onlardan da bahsedelim. Bu da çok çok önemli. Biliyorsunuz dünyada muazzam bir israf oluyor. Biz de bunu şirket olarak buna duruşumuzla bunun bilinirliğini arttırmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi de desteklemeye çalışıyoruz. Evet. Burada profesyonel şef adı altında bir yeni bir pişirme teknolojisini tanıttık. Burada siz yiyeceği koyuyorsunuz, kendisi sensörler vasıtasıyla tanıyor yiyeceği, kilosunu, durumunu inceliyor. Ona göre yalnızca siz iyi pişsin, az pişsin düğmelerimiz var. Basıyorsunuz, sonra da iPad'teki ya da müzik aletindeki gibi play düğmesine basarak pişirme işlemini yapıyorsunuz. Optimal bir şekilde pişirme yapıyor. Böylelikle en az şekilde, sarfiyatı azaltacak şekilde pişirmeyi tamamlayan yepyeni bir mutfak geleceği. Geleceğini simgeleyen bir aletle müşterinin karşısına çıkıyoruz. Gerçekten çok keyifliymiş. Çok teşekkür ederiz Can Bey, katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Berlin'de teknoloji peşinde koştuğumuz bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine dopdolu bir içerikle karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.